anlattığınız ilkeler açısından bir, iki, özellikle de işte demokratikleşme, özellik talepleri, Kürtler açısından baktığınızda bu daha mı uygun size, yoksa yani başkanlık gibi bir sistem sizin için uygun bir sistem mi yani? Yok yok, yani hani özellik başkanlıkla uyumludur ille de diye bir şey yok. Yani, bir başkanlık defa, dendiğinde sizin böyle hemen evet, reddettiğiniz bir şey mi, yoksa ya olabilir dediğiniz bir şey mi? Bir defa hani doğru tariflense, doğru anlaşılsa doğru tartışılır. Şu anda nasıl tartışılıyor bakın. Ben diyor seçilirsem başkan olurum. Ya arkadaş, anayasa cumhurbaşkanı diyor. Yarı başkan da demiyor. Sen kendini başkan olarak ilan ediyorsun bir defa. Biz başkan falan seçmiyoruz. Niye seçmiyoruz peki? Yani ismi cumhurbaşkanıdır diye mi cumhurbaşkanı seçiyoruz? Hayır, model öyledir. Başkanlık modeli dediğimiz bir kişinin başkan seçilmesiyle oluşan bir model değil ki. Yargı sistemi başkanlık modeline göre dizayn edilmiştir yargı sistemi, başkanlık sistemlerinde. Yargıçların çoğu seçimle iş başına gelir mesela. Bölge mahkemelerinin yargıçlarını halk seçer. Bildiğin seçim olur yani, sokakta, sandıkta, Amerika'da yargıçlar öyle seçilir. Ve yüksek yargı da dahil. Valiler de. Valiler dahil. Parlamento, işte ikili parlamento sistemiyle başkanı denetleyen, kararlarını denetleyen, onaylayan, yeri geldiğinde büyükelçi atıyor işte Obama. Parlamento onaylamayınca görev yapamıyor büyükelçi. Niye? Parlamentosu başkanlık sistemine göre dizayn edilmiş. Medyası, NGO'lar yani sivil toplum örgütü, birer denetim mekanizması, baskı grupları olarak başkanlık sistemini denetleyen, halk adına baskı kuran, yön veren, fikir veren bir modele göre örgütlenmiş. Yürütmesi yani başkanın kabinesi ve ona bağlı yerel örgütler, valilikler ve yerel teşkilatlar ona göre örgütlenmiş. Şimdi sen yarı işleyen demokratik bir parlamenter sistem bile diyemeyeceğimiz ağır aksak bir parlamenter sistemde ben seçilince başkan olacağım diyorsunuz. Olmuyor kardeşim, böyle olmuyor. Yani başkanlık sistemi bu değil. Rusya böyle yapmamış, Amerika böyle yapmamış. Yani Rusya ne günün kadar birinde örnek Amerika'da olabilir. Bir adam seçilince birdenbire ya ben seçildim ya artık başkanım dememiş. Uzun uzun tartışılmış, mekanizmaları oluşturulmuş, denge denetleme sistemleri kurulmuş ve ondan sonra başkanlık sistemi var olmuş, başına da bir başkan seçilmiş. Böyle olmaz ki. Sen zaten tahakkümcü bir lidersin. Otoriteyi seviyorsun, gücü seviyorsun, tek adamlığı seviyorsun. Başbakanken de bunu yaptın. Şimdi bir de cumhurbaşkanken başkan olacağım diyorsun. İnsanlar tedirgin olur. Bunun Kürt sorununun çözümüne, özellikle falan hiçbir katkısı yok. Bunun adı başkanlık sistemi falan da değil ki. Bizim dediğimiz modelde yani merkezin yetkileri azalsın, yerelin yetkileri artsın, yerel parlamentolar dediğimiz belediye meclisleri, il genel meclislerin yetkileri artırılsın, cumhurbaşkanının yetkisi, başbakanın yetkisi kısaltılsın, kısıtlansın derken kendisi tek adam olarak benim yetkilerim artacak, ben ülkeyi tek başıma yöneteceğim diyor. Haklı olarak ülkenin geri kalan yarısından fazlasında bir korku, bir telaş var. Korkmakta haklılar, pratikler, deneyimler ortada yani. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu arada veda ziyaretlerine başladı. Sizin evet, partiyi de ziyaret edecek mi? Evet, yarın Sayın Cumhurbaşkanı parlamentoda grup odamızda biz de ziyaret edecekler. Yarın gelecekler. Evet. Niye genel merkeze gelmiyor? Böyle mi? Halkların Demokratik Partisi yeni kurulan bir parti ve genel merkez binamız henüz tam oluşmadı, oturmadı diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı biz meclise ağırlamak istedik o yüzden. Mecliste başka bir anlamı yok yani. Meclise ağırlayacaksınız, evet, anladım. Diğer bütün partileri olduğu gibi sizin partiniz de ziyaret edecek yani sonuçta. Evet, yani 7 yıl görev yaptığı süre zarfında partimize ayrımcı bir tutum sergilemedi Sayın Abdullah Gül. İstediğimiz zaman görüşebildik. Kendisi istediği zaman bizi köşke davet etti. Ayrımcılık yapmadı. Yani diğer partilerle, muhalefet partileriyle diyelim, ilişkisi neyse bizimle de BDP, DTP döneminde, HDP döneminde aynı ilişkiyi sürdürdü. İyi bir cumhurbaşkanı mıydı Abdullah Gül? Sayısını hatırlayamayacağım kadar çok kendisiyle temasımız olmuştur. Ama bu ülkenin başbakanıyla zoraki bir iki el sıkışmamız oldu. Onun dışında ne insani temas, ne siyasi temas. Hiç
bir şey yaşamadık. Yani bir de böyle bir örnek var. Hiç olmadı mı? Yani bir iki resepsiyonda karşılaştım.